Herkese günaydın arkadaşlar. Bugün Hopa'daki ikinci günüm. Birazdan PCR testi sonucunu alacağım ve otobüse binip tekrardan sınır kapısına gireceğim. Otobüse bu Artvin merkezden biniyorsunuz. Başka şehirlerden buraya geldiğinizde Hopa merkezde inin. Böyle arkamda görüyorsunuz. Burada Hopa Belediyesi var. Hopa Belediyesi'ne yakın bir yerden otobüse biniyoruz. Şimdi size otobüse nereden binildiğini de göstereyim. Buradan dümdüz devam ediyorsunuz. Şu hemen karşıda Sarp sınır kapısına giden otobüsler var. 17 liraya sınır kapısına gidebiliyorsunuz. Taksiyle dün ben gelmiştim. Dünkü videoyu izleyen arkadaşlar bilirler. PCR testini hızlı alabilmek için taksi kullandım. Taksi 200 TL aldı. Ama şurada gördüğümüz otobüslerle giderseniz eğer 17 TL'ye gidebiliyorsunuz. Burada bir yarım saat 20 dakika daha geçireceğim. Test sonucunu bekliyorum. Sonra yola devam edeceğiz. Şimdi Sarp sınır kapısına tekrardan geldim. Dün girememiştim. Bugün PCR testi sonucunu aldım. PCR testi için 200 TL ödedim. Şimdi tekrardan içeri giriyorum ve Gürcistan'a doğru devam ediyorum. Şimdi Gürcistan tarafına girdim. İlk izlenimlerimi size sizinle paylaşmak istedim. Burada az bir para bozdurdum çünkü buranın kuru daha ucuz merkeze göre. O yüzden sadece 100 TL bozdurdum. Para burada. Size parasını da göstereyim. Batum'da, Gürcistan'da ilk izlenimler böyle. Burası Gürcü tarafı. Şuradan girdim. Şurada para bozdurabiliyorsunuz. Para bozabileceğiniz yerler var burada. Parası da böyle. Şimdi burada çok fazla zamanım yok. Otobüsler birazdan kalkacak. O yüzden otobüsü kaçırmamak için şimdi otobüse bineceğim. Sonra daha ayrıntılı bir şekilde size parasını da anlatırım. Otobüsler de hemen burada, çıkış kapısının hemen yanında. Otobüse binebilirsiniz. Şimdi Gürcistan'dayım arkadaşlar. Batum'a geldim. Hostelde eşyalarımı bıraktım. Para bozdurmaya gidiyorum. Biraz para bozduralım. Hostel 15 lira alıyor. Bir önce paramızı bozduralım. Sonra hostel fiyatını da size ne kadar kiraladığımı söyleyeceğim. Bir önce paramızı bozduralım. Sonra hostel fiyatını da size söyleyeceğim. Şimdi para bozdurmaya geldim. Bende biriktirmiş olduğum daha önceden bozuk euro vardı. Normalde euroyu 3.120'den bozduruyorlar. Ama bendeki para bozuk olduğu için sadece 20'den bozdular. Ben de 10 euro bozdurdum. Bozuk parayı düşük fiyata alıyorlarmış. Yani normalde o bozdurduğum 10 euro 33 hatta 34 lari civarında yapması gerekiyordu. Bozuk olduğu için 20 lari yaptı. Ben de 20 lari bozdurdum şimdi. Çünkü oteli de hosteli daha doğrusu 15 lariye kiralamıştım. 15 lariyi oraya vereceğim. 5 lari kalacak bende. Şimdilik bu 20 lari ile idare edeceğim. Çok para harcamamaya çalışıyorum.
Artık yarın bir daha tekrardan para bozduracağım. Şimdi Gürcistan sokaklarındayız. Gürcistan sokakları böyle. Hostelin olduğu yere doğru gidiyorum. Çünkü bayağı bir yürüdüm. Para bozdurulan yer biraz uzak olduğu için bir 20 dakikadır dolaştım. Bizim hostelin oraya da yakın bir tane exchange ofis vardı aslında ama orası da biraz düşeye bozdurduğu için başka bir exchange bulmaya çalıştım. Bayağı da yürüdüm. Şimdi hostelin bulunduğu yere geldik. Abimiz bizi karşıladı az önce. Hostele yerleştik. Hostelimiz burada. Evet. Ne söylemek istersin abi Türkiye'ye? Herkesi davet ediyorum. Sezon başlamış. Güzel, çok güzel. Gelmelerini, dinlenmelerini tavsiye ediyorum. Gelince de bizim hostelde kalabilirler. Elimizden geldiği kadar yardımcı oluruz. Peki Gürcistan sence nasıl? Güzel bir yer mi? Güzel. Gürcistan doğal olarak güzel. Gezilecek nereleri var mesela? İster Batum olsun, ister mesela çok şey, her tarafı gezilesi. Yani nereye gidersen git mutlaka bir şey vardır. Burada bir tane heykel vardı, böyle kız erkek heykeli vardı büyük. Evet, evet, Ali Nino. O buraya uzak bir yerde mi? Deniz sahili çok uzak değil. Neredeyse 400 metre falan böyle. Yani yürüyerek 5-10 dakikada... Yürüyerek evet, her tarafı Batum'u zaten başından sonuna kadar yürüyerek. Arkadaşlarımıza da sizi önerelim. Eğer gelmek isterlerse buraya gelip bu hostelde, bu hostelin ismi neydi abi? Intercity. Intercity evet. Hostel. Buraya da gelip kalabilirler. Evet. Dolaşırken böyle bir heykelin yanına geldik. Burası Poseidon'un heykeliymiş. Ve altın kaplama olduğunu söylediler. Birkaç kişiye sordum. Poseidon'un heykeli olduğunu ve altın kaplama olduğunu söylediler. Tam meydanın ortasında bu heykelden sadece bir tane varmış bu arada. Burada böyle motosiklet çeşitleri kiralayabileceğiniz var. Motosiklet, bisiklet. Bunlardan bir tanesini yarım saatliğine kiralarsanız bu motosikletler yarım saati 25 lari.
Yani Türk parası olarak 150 TL yarım saati. Aşkın hareket eden heykeli Ali ve Nino. 2010 yılında kuruldu. Figürler birbirine doğru yavaşça hareket ederek değmeden birleşiyorlar. Çelikten yapılmış anıtın yüksekliği 8 metre. Azerbaycanlı yazar Kurban Said'in ünlü romanının kahramanları Gürcü Prenses Nino'nun ve Azeri sosyete temsilcisi Ali'nin aşkını anlatmaktadır. Az önce çektiğimiz kız ve erkek heykelinin hemen yan tarafında böyle bir saat kulesi var. Bunu da size göstermek istedim. Şimdi burada yağmur başladı arkadaşlar. O yüzden hostele doğru yavaşça ilerliyorum. Bugünlük de videomuz böyle olsun. Bu Gürcistan'a giriş videosu olarak. Çok fazla bir şey çekemedim zaten bugün geldiğim için. Yarın daha ayrıntılı, daha güzel şeyler çekeceğim. Şimdilik görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.